Tam adı Miletti Thales olan Thales, M.Ö. 624 yılında dünyaya gelmiştir. Eski Yunan'ın yedi bilgesinin ilkidir. Mısır Matematik Okulu'nun ilk öğrencisi olan Thales, büyük bir matematik bilgini ve filozofudur. Yaşama hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen geometriyi Mısır'daki rahiplerden öğrenmiş olduğu sanılmaktadır. Piramitlerin yüksekliğini gölgeleri yardımıyla hesaplayan Thales, geometri alanında teoremler oluşturmuştur. Bu teoremlerden birkaçı, bir dairede yarı çapı gören çevre açı diktir, dairenin çapı onu iki eşit parçaya böler, ters açılar eşittir. Güneş tutulmasını ilk hesaplayan bilim insanı olmuştur. Mevsimleri bulmuş ve yılı 365 güne bölmüştür. Son olarak Thales, M.Ö. 546 yılında dünyaya gözlerini yummuştur. Platon'un öğrencisi ve Büyük İskender'in hocası olan Aristoteles, M.Ö. 384-322 yılları arasında yaşamıştır. Bilimi, analitik düşünce yapısı ile ele almış olan ünlü filozof, doğruya ulaşmak için nesnelerin nedenlerinin araştırılması gerektiğini savunmuştur. Aristo, mantık, fizik, biyoloji, psikoloji, astronomi, metafizik, dil bilim gibi pek çok dalda eserleri mevcuttur. Öklit, M.Ö. 330-275 yılları arasında yaşamış İskenderiyeli bir matematikçidir. Geometrinin babası olarak adlandırılan Öklit, tanınmak istemeyen bir bilim insanıydı. Öklit'in yazmış olduğu en önemli eser Elementler adlı kitabıdır. Bu kitapta Öklit, geometriyle ilgili o zamana kadar yapmış olduğu çalışmaları yazmıştır. Ayrıca bu kitap 19. yüzyılın sonuna kadar tüm dünyada ders kitabı olarak okutulmuştur. Arşimet, M.Ö. 287-212 yılları arasında yaşamış Yunan filozof, fizikçi, astronom ve matematikçidir. Antik çağların en büyük bilim adamı olarak kabul edilir. İtalya'nın Sicilya bölgesinde yaşamıştır. Suyun kaldırma kuvvetini bulması en önemli buluşudur. Bu buluşunu hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilmektedir. Ayrıca bir kürenin yüz ölçümünün 4 pi r² kare ve hacminin ise 4/3 pi r³ olduğunu ortaya koymuştur. İskenderiyeli Haypetia söndürülen bir ışıktır. Milattan sonra 370-415 yılları arasında yaşamıştır. İlk kadın matematikçidir. Doğayı mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalışmıştır. İnancı, inanmadan önce sorgulayın yönündedir. Felsefe ve bilime katkıda bulunmuştur. Gökyüzündeki isimleri sınıflandırmıştır. Astronomik tablolar üzerine çalışmalar yapmıştır. Agora filmi Haypetia'yı tanımak adına izlenilebilir. İbni Heysem. Arap fizikçi, matematikçi ve filozof olan Heysem 965'te Basra'da dünyaya geldi. Fizik, matematik ve felsefe alanlarında çalışmalar yapmıştır. Görme, optik ve ışık alanında bilime büyük katkılar sağlayan Heysem, tarihin en önemli bilim insanlarından biriydi. Başyapıtı kabul olan Optikler kitabını yazdı. 1038-1040 yıllar arasında Kahire'de öldü. Tıbbının en önemli temsilcilerinden biri olan büyük filozof İbn-i Sina, Buhara yakınlarında 980 yılında doğdu. 1037 yılında Hamedan'da vefat etti. Fizik, metafizik ve tıp okudu. 16 yaşına geldiğinde El-Hikmetül Aruziye'yi yazdı. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Edebiyat, akaid, fıkıh öğrenimi gördü. Şifa kitabı ve tıbbın kanunu en önemli eserlerindendir. Ömer Hayyam, 18 Mayıs 1048 yılında İran'ın Nişabur kentinde dünyaya gelmiştir. En büyük eseri Cebir Risalesi'dir. 10 bölümden oluşan bu kitabın 4 bölümünde kübik denklemleri incelemiş ve bu denklemleri sınıflandırmıştır. Binom açılımını bulmuş, binom teoreminin de bu çalışmadaki katsayılarını bulan ilk kişi olduğu düşünülmektedir. Pascal üçgeni diye bildiğimiz şey aslında Hayyam üçgenidir. İsfahan'da 3 yıl çalışarak kurduğu Rasathane'de gökyüzünü inceler, bilimsel çalışmalar yapar, hükümdarın özel müneccimi olur, yıldız falına bakardı. 1 Mart 1079 yılında tamamladığı halk arasında Ömer Hayyam takvimi, bugün ise Celali takvim olarak bilinen takvim için büyük çaba sarf etmiştir.
Ben Cezeri. Cizreli büyük mucit, bilgisayarların temellerini atan alim, fen ve teknik adamı, robot, saatler, su makineleri, şifreli kilitler, şifreli kasalar, termos, otomatik çocuk oyuncakları gibi 60 makine mucidi ve dünyanın ilk sibernetik bilginidir. El Cizreli'nin en önemli icadı fil su saatidir. Bu saat günümüzde mühendislikte kullanılan bazı mekanik parçalar içerir. Ali Kuşçu 1403-1474 yılları arasında yaşamış, Türk, astronom, matematikçi, felsefeci ve dil bilimcidir. Babası Ulu Bey'in kuşçuluğunu yaptığı için ailesi Kuşçu lakabını almıştır. İstanbul'un enlem ve boylamlarını belirlemiş, ayın ilk haritasını çizmiştir. Fatih dönemi medrese alimlerinden biridir. Ali Kuşçu eğitim, öğretim ve yetiştirdiği bilginlerle çağın aşan bir bilgin olmuş, evrensel bilim adamlığı unvanını kazanmıştır. Leonardo da Vinci, Rönesans dönemi İtalyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamıdır. En tanınmış yapıtları Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği'dir. Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapısında değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınmıştır. İkinci milenyumun adamı seçilmiştir. Nikolaus Kopernik Rönesans döneminde yaşamış bir bilim insanıdır. Asıl işi psikobos danışmanlığıydı ve boş zamanlarında matematik, astronomi ve harita bilimi ile ilgileniyordu. O dönemde Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa güneşe sabit durması için emir vermişti. Ayrıca yer merkezi kozmoloji de Hristiyanlığın evren görüşü haline gelmişti. Kopernik bu görüşü benimsemedi. Güneş merkezi evren modelini ortaya attı. Bu modelde güneş evrenin merkezinde sabit dururken dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında periyodik hareketler yapmaktadırlar. Galileo Galilei 1564-1642 tarihleri arasında yaşamış İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçidir. Galileo teleskobu geliştirmiş ve gökyüzü gözlemlerinde kullanmıştır. Bu nedenle gözlemsel astronominin babası olarak bilinir. Johannes Kepler bir Alman matematikçi ve gökbilimciydi. Üç önemli eseri vardır. Bunlar Astronomia Nova, Harmonix Mundi ve Ipsum Astronomia'dır. Kepler'ın gezegensel hareket yasaları vardır. Birincisi, gezegenler güneş odak alarak elips şeklinde hareket ederler. İkincisi, gezegenler yörüngeleri etrafında eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Üçüncüsü, gezegenin yörünge periyodunun karesi, elipsin yarıbük eksen uzunluğunun kübüne eşittir. Descartes 31 Mart 1596 yılında doğmuş, 11 Şubat 1650 yılında vefat etmiş çağdaş felsefenin babası sayılan Fransız matematikçi, bilim adamı ve filozoftur. Öğrendiği, gördüğü, duyduğu her şeyden şüphe duymaya başlamış, bunların hepsini silmiş ve düşüncenin varlığından emin olmuştur. Skolastik felsefenin temel felsefi varsayımlarına son vermiş ve günümüze değin sürekli yeniden ele alınan bazı temel felsefe sorunlarını ortaya atmıştır. Descartes analitik geometrinin de kurucusu sayılır. Newton, 1642 ile 1727 tarihleri arasında yaşamış, tarihinin en büyük bilim adamlarından biridir. Newton'un yer çekimi için ana fikri, düşünceli bir şekilde otururken bir elmanın düşüşünü görmesi sonucunda oluşmuştur. Bütün evreni yöneten tek bir kanun olduğunu kanıtlayarak bu kanuna evrensel çekim kanunu demiştir. Güneş ışığının gerçekte pek çok renginin karışımından ve birleşiminden oluştuğunu deneysel olarak kanıtlamıştır. Mercek yapımı ile ilgilenmiş ve kendi teleskobunu yapmıştır. Bütün çalışmalarını doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri ve optik eserlerinde toplamıştır. Friedrich Gauss, taş duvar sitesi bir babanın tek çocuğudur. Matematiğe olan yeteneği daha çocukluk zamanlarında kendini belli etmiştir ve bu yetenek ileride ona matematiğin prensi unvanını verecektir. Gauss, matematik alanında birçok işler başarmış ve matematik dehası olduğunu ispatlamıştır. Gauss'un bir yanı da astronomiye kaymaktadır. Hatta o zamanlar üzerinde çalışılan Piazza'nın keşfettiği Ceres gezegenin tekrar hangi tarihte görüleceğini hesaplamıştır. Bunu ona nasıl yaptığını soranlara ise logaritmayı kullandığım cevabını vermiştir.
Michael Faraday kimya ve fizik bilginidir. 22 Eylül 1791 tarihinde İngiltere'nin kuzeyinden iş aramak amacıyla gelmiş, demirci bir babanın 4 çocuğundan biri olarak doğdu. Faraday maddi imkansızlıklardan dolayı uzun süreli bir eğitim alamadı. Kısa süren eğitiminde okuma yazma ve bir miktar aritmetik öğrendi. Sonrasında elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. Elektrolizin temel ilkelerini belirledir, klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk kişidir. 20 Temmuz 1822'de Avustralya'da doğmuş, 6 Ocak 1884'te ölmüştür. Mendel genetik biliminin öncüsü, Mendel kanunlarının mucidi, meteorolog, din adamı ve doğa bilimcisidir. Resesif ve dominant gibi terimleri ve kavramları bezelye deneyleriyle ortaya çıkarmıştır ve genetik biliminin kurucusudur. 27 Aralık 1822 yılında Fransa Andorra kentinde doğmuştur. Kimyaya ilgi duyan Pasteur 1840 yılında Bachelor of Art ve Bachelor of Science derecelerini almıştır. 1842 yılında doktorasını tamamlamıştır. Strasbourg Üniversitesi'nde kimya profesörü olarak çalışmıştır. Pasteurize yöntemini keşfeden Pasteur sütü 140 Fahrenheit derecede 30 dakika ısıtarak hızlı bir biçimde soğutmuş ve sterilize şişelere koymuştur. Kuduz aşısını bulan Pasteur, önce tavşanlarda sonra köpeklerde bu aşıyı denemiştir. 1885 yılında köpek tarafından ısırılan 9 yaşındaki bir çocuğa uygulamıştır. 3 ay içerisinde olumlu sonuçların ardından 1887 yılında Pasteur Enstitüsü'nü kurmuştur. 28 Eylül 1895 yılında Pasteur dünyaya gözlerini yummuştur. Günümüzde telefonun icadıyla tanınan Alexander Graham Bell, 1847-1922 yılları arasında yaşamıştır. Bell, yardımcısı Watson'ı yanına çağırırken farkında olmadan 10 Mart 1876'da ilk telefon görüşmesini yapmıştır. Bu icadı ona birçok ödül kazandırmıştır. Bütün hayatını işitme engellilere adayan Alexander, bir diğer icadı olan gramofondan kazandığı parayı günümüzde de geçerliliğini sağlayan Alexander Graham Bell İşitme Engelliler Kurumu'na harcamıştır. Thomas Alva Edison 1847 yılında doğmuştur. Hayatı boyunca bilim ile uğraşıp insanlık için çalışmalarda bulunan Edison, 1883 yılında en büyük icadı olan ampulü icat etmiştir. Bunun yanında 1877 yılında ses veren ses kayıt cihazını icat etmiştir. Hayatı boyunca 1093 tane patent alan Edison, 18 Ekim 1931 tarihinde ise hayatını kaybetmiştir. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 tarihinde doğdu. Mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanı olarak bilinir. En önemli buluşu elektriği kablosuz olarak taşınabilir yapmasıdır. 1887 Kasım ve Aralık aylarında toplam 7 adet ABD patenti almıştır. Uzaya ses dalgaları gönderen ilk kişi olmuştur. Mikrodalga fırın, floresan lamba, hız ölçer, neon ışıklar, elektron mikroskobu gibi icatları vardır. Nikola Tesla 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken ölü olarak bulunmuştur. Sigmund Freud 6 Mayıs 1856 yılında doğmuştur. Psikoanalizin kurucusudur. Kokainin anestetik bir ilaç olduğunu söyler. Nöroloji üzerine çalışmıştır. Rüyaların yorum üzerinde çalışmalar yapmıştır. Çok başarılı ve hırslıdır. Hipnoz çalışmaları yapmıştır. Histeri üzerine çalışmıştır. Beyin ve bilinç üzerine yoğunlaşmıştır. Totem ve tabu, mutluluk dediğimiz şey ve bilinçaltı eserlerinden bazılarıdır. 23 Eylül 1939 tarihinde İngiltere'de vefat etmiştir. Guglielmo Marconi, 25 Nisan 1874'te İtalya'da dünyaya gelmiştir. İtalyan mucit ve elektrik mühendisi Marconi, uzun mesafeli radyo iletişimi, Marconi yasası, telsiz telgraf sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla ünlüdür. Marconi radyonun mucidi olarak bilinir. Kablosuz telgrafın gelişimine katkılarından ötürü Carl Ferdinand Braun ile 1909 yılında Nobel Fizik Ödülünü paylaşmıştır. 20 Temmuz 1937 yılında ölmüştür. Almanya'nın Ulm kentinde 14 Mart 1879'da doğdu. Alman matematikçi ve fizikçidir. 1921 yılında fotoelektrik etki çalışmasıyla Nobel Fizik Ödülünü kazandı.
1915 yılında genel relativite teorisini tamamladı. Genel ve özel görelilik kuramını ortaya koydu. Kütlenin denkliği ile çağdaş bilimin temellerini attı. Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi ile ilgili çalışmalar yaptı. 18 Nisan 1955'te Princeton'da aort yırtılmasından öldü. Alexander Fleming, Londra'da Azize Marie'nin hastanesinde görev yaptığı 1924-1948 yılları arasında bilim çalışmalarında bulundu. 1927 yılından başlayarak penisilyum cinsi içinde bir küfün özellikleri üzerine incelemeler yaptı. Çıbanlara sebep olan bakterilerin üretilmesi sırasında havadan gelen bazı sporların saf kültürü mavi yeşil renkli bir küf lekesi gibi çevrilediğini ve bakterileri öldürdüğünü tespit etti. Aynı sene penisilyum üzerindeki bakteriyolojik tetkikleri bitirmesine rağmen maddeyi üretmek için maddi imkanı olmadığından 1939 yılına kadar bekledi. Sir Horvath Frawley, Ennis Boris Cihan'ın adlı bilginler kendisine yardımda bulundular ve beraberce penisilinin formolojik ve klinik çalışmalarını Oxford Okulu'nda bitirdiler. Böylece sınavı olarak penisilin üretimi Amerika'da başladı. İki arkadaş ile birlikte 1945 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Başlıca eseri Penisilinin Tabiattaki Kullanılması adlı kitabıdır. Alan Matheson Turing, İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptologtu. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır. Geliştirmiş olduğu Turing testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olmayacakları konusunda bir kriter öne sürmüştü. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman şifrelerinin kırılmasında çok önemli bir rol oynadığı için savaş kahramanı sayılmıştı. Ayrıca Manchester Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda Turing makinesi denilen algoritma tanımı ile modern bilgisayarların kavramsal temelini atmıştır. Richard Feynman 1918-1988 yılları arasında yaşamıştır. 15 yaşında kendi kendine türev ve integral öğrenmiştir. Manhattan projesinde kritik kütle için gerekli olan uranyum miktarını tespit etmek için çalışmış, atom altı parçacıkları için basit bir gösterim geliştirmiştir. Bu gösterim Feynman diyagramı olarak adlandırılır. Kuantum elektrodinamiğine yaptığı katkılardan dolayı Nobel ödülüne layık görülmüş, nanobilim ve nanoteknoloji alanına önemli katkılar sağlamıştır. Carl Sagan, Amerikalı gökbilimci, kozmolog ve astrobiyologtur. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve dünya dışı akıllı varlık araştırmasının ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Kozmos, Bir Kişisel Yolculuk ile dünya çapında tanınmıştır. Stephen William Hawking 1942 yılında Oxford, İngiltere'de dünyaya geldi. Oxford Üniversitesi Koleji'nde fizik eğitimi aldı. 21 yaşında ALS hastalığı teşhisi kondu. Teşhis konulduktan sonra tekerlekli sandalye ve iletişim için bilgisayarlı bir sistemine bağımlı olmasına rağmen evlendi ve uzun süre teorik fizik üzerine araştırmalar yaptı. Stephen Hawking'in 12 onursal derecesi vardır. Birçok ödül ve madalya sahibidir. Ayrıca ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin üyesidir. Bisim Ömer Akalın, 1862-1940 tarihleri arasında yaşamış, Türk tıp profesörü, bilim insanı, sivil toplum örgütçüsü ve milletvekilidir. Türkiye'de çağdaş bilimin öncülerindendir. İlk doğum kliniğini açan, doğum üzerine ilk çağdaş kitabı yayımlayan kişidir. Ebelerin ebesi adıyla anılır, tıbbi yayıncılığı başlatan bilim insanıdır. Cahit Arf, dünyaca ünlü bir matematikçi ve fizikçidir. Matematik literatürüne Arf halkaları, Arf değişmezleri, Arf kapanışı ve Hasse-Arf teoremi gibi teoremler kazandırmıştır. Aynı zamanda 10 Türk lirasının arka yüzünde Cahit Arf'in portresi yer almaktadır. Arf değişmezinden alınan bir kesitin yanı sıra aritmetik diziler ve ikili sayı sistemini ifade eden rakamlar gibi
motifler de 10 Türk lirasının arka yüzünü tamamlayan unsurlardır. Feza Gürsey ünlü Türk matematikçi ve fizikçidir. 7 Nisan 1921 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimli anne ve babanın çocuğu olarak doğan Feza Gürsey, çocuk yaşlarından itibaren önemli eğitimler almıştır. Sanata olan düşkünlüğü de bu yıllara dayanır. 1940 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1944 yılında İstanbul Fen Fakültesi Matematik Fizik Dalı'nı bitirmiştir. Daha sonra İngiltere'ye giderek Imperial College'da doktora yapmıştır. 1950 ile 1951 yıllarında Cambridge Üniversitesi'nde önemli çalışmalar yapmış ve daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına devam etmiştir. Profesör Doktor Behram Kurşunoğlu, 1922 ile 2003 tarihleri arasında yaşamış Türk fizikçi bilim insanlarından biridir. Albert Einstein'ın genel görelilik kuramının elektromanyetizma ile birleştirilmesi üzerine çalışmalar yaparak genelleştirilmiş izafiyet teorisi adıyla yeni bir teori ortaya koyan ve birçok armağanlar almış, fizik biliminin 20. yüzyılda yaşamış olan en büyük adlarından birisidir. Gazi Yaşargil, Cumhuriyet dönemi bilim insanlarından beyin ve sinir cerrahı profesörüdür. Kendisi tıp alanında olağanüstü işler başarmış, 100 yılın beyin cerrahı unvanına sahiptir. Basel Üniversitesi'nde kurbanın beyni üzerinde yaptığı çalışmayla ilk mikro cerrahi deneyimini yaşamıştır. Yaptığı çalışmalardan dolayı üstün hizmet madalyası, onur ödülleri ve birçok ödüle layık görülmüştür. Hatta Amerika'da ilk kez saygın bir üniversitenin bilim kürsüsü bir Türk'ün adını taşımaktadır. Bu da Mahmut Gazi Yaşargil'di. Orhan Barut, 1926 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Zürih Teknik Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Doktorasını da burada yapan Barut, sonrasında Amerika'ya matematik ve fizik öğrenimi için gitti. Öğretim görevlisi olarak burada göreve başladı. Matematiksel fizik ve parçacık fiziği alanındaki çalışmalarından dolayı TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır. Fizik dünyasında Türklerin dehasını kanıtlayan Asım Orhan Barut, kariyer geçmişi ile adını ölümsüzleştirmiştir. Sancar, 1946'da Mardin'in Sabır ilçesinde dünyaya geldi. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yaptı. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmalar sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü kazandı. Aziz Sancar, Nobel Ödülünü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır.